Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'tan çok garip şeyler öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'ıma bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. How to remove a weed on green. Yani diyor ki çimenlerin arasında istenmeyen bir ot olduğu zaman bu şekilde çıkarılıyormuş. Yani istemediğiniz ot olursa çimenlerinizin arasında oradan açıp kökünü alıyorsunuz, ondan sonra geri yerine takıyorsunuz. Yani Lego gibi. Aldığınız çim boşa gitmiyor. Geri onu yerine yerleştirebiliyorsunuz. Bana fazla garip geldi yani. Toprağı çıkarıyorsun, geri yerine takıyorsun. Aramızda saman balyalarının yapımını gören olmuş muydu? Ben hiç görmemiştim. Abi makine yapıyor ondan sonra piyuu diye fırlatıyor. Çok eğlenceli bir şeye benzemiyor mu ya samanlar? Ben bunları insanlar yapıyor zannediyordum. Yani onu o şekle insanlar getiriyor zannediyordum. Meğerse makineler yapıyormuş. Herhalde insanlar onu alıp başka yere atıyorlar. Tavuk but yiyorsanız bu videodaki taktiği bir deneyin derim. Ben denemedim ama çalışır muhtemelen. Butu alıyorsunuz, oradan ittiriyorsunuz, kemiği çıkıyor. Elinizde bir tane kemiksiz tavuk kalıyor. Yani ama ben bunu yapmam. Neden yapmam? Ben çünkü kemiği sıyırmayı daha çok seviyorum. Yani o kemikle oynamak benim daha çok hoşuma gidiyor. Uçak seyahatlerinizde kesinlikle bu taktiği kullanabilirsiniz. Yastıklara bagaj muamelesi yapmıyorlarmış. Yani o bagaj değil, o sizin kişisel eşyanız gibi oluyor. Yastığın içerisine bir sürü eşya doldurmuşlar. Onu yastık gibi gösteriyorlar. O tartıdan falan geçmiyor. Direkt hani o uçakta yatacakmış gibi görülüyor. Ondan sonra hiç oradan geçirip gidiyorsun. Aşırı mantıklı değil mi ya? İnsanlar bagaj sığmıyor diye üst üste giyiyorlar tişörtleri. Bu şekilde yastığın içine koyarsınız. Bir valiz de oradan çıkarırsınız. Kimler kaykayda şekil şükül hareketler yapabiliyor? Ben kaykay sürmeyi bilmiyorum ama kaykayım olsaydı bunu denerdim. Adam bu basit hareketin nasıl yapılacağını gösteriyor. Yok, hareket basit değil. Hareketin basit bir şekilde nasıl yapılacağını gösteriyor. Zıpla kağıdı ittir diyor. Şişeye vur falan diyor. Ama bence denemeyin ya. Ne bileyim, başınıza bir şey gelir falan. Bu ne? Bir şeyi şu an törpülüyor gibime geliyor ama. Ha, bu bizlik bir şey değil. Kadın izleyicilerimiz için bir şey. Tırnakların ucuna böyle şeritleri böyle yapıyorlarmış demek ki. Ben onu mesela çiziyorlar zannediyordum. Bu şekilde çok düzgün oluyordur. Artık neye yaptığını falan siz bulursunuz. Ben o boyayı nereye sürdüğünü anlamadım. Beyaz top gibi bir şeye sürüyor. Kesinlikle şu tarzda içinde balon olan balonları görmüşsünüzdür. Ben hep merak etmişimdir bunları nasıl koyuyorlar diye. Bunu koymanın makinası varmış. Yani ben zannediyordum ki balonu şişiriyorlar. Ondan sonra içine tıkıştırıyorlar. Şişirmeden koyuyorlarmış. Bir tane kocaman ağzı var. İçine istediğiniz gibi her şeyi koyabiliyorsunuz. Oyuncak ayı bile koydu. Ondan sonra şişirip başka balonları da koyuyorsunuz. Ama hala nasıl patlamadığını anlamadım ya. Abi tamam, orada bir tane yuvarlak bir şeyin içine koyuyor da balon şişik mi orada? Onu anlamadım ya. Balonun ağzı o kadar açılabilir mi? Neyse, ben bir videonun sonunu merak ettim. Çünkü şu ana kadar anlamadım gibi oldu. Eğer anlayanlar varsa bana anlatsınlar. Nasıl patlamıyor balon ya? Tamam, koydun içine. Sonunu göstermedi ama ben hala anlamadım. Ben anlamadım. Kostüm partisine giden insanların kostümlerinin fiyatını sormuşlar. Abi çok acayip fiyatlar var ya. 1200 dolar. Bununki kaçmış? 4000 dolar. 4000 dolar kostüme vermiş ya. Kaç para ediyor? Bu kaç? 9000 dolar mı? 9000 dolar biraz fazla değil mi ya? 9000 dolar nereden baksanız bayağı bir para ediyor. Yani bir kostüm için bence biraz fazla. Eğer elinizde bu şekilde düz paketlenmiş sütler varsa içine aroma katabilirsiniz. Oradan sıktırıyorsunuz, pipetle orada aromayı çektiriyorsunuz. Zaten videoyu izleyince anladınız. Bu şekilde aromalı sütünüz oluyor. Ben mesela aromalı sütü daha çok severim. Hangi aromayı seviyorsunuz? Ben muz seviyorum. Duruşunuz böyle mi görünüyor? Hayır. Herkes şu an esnesin. Abi bak, çok iyi bir hatırlatıcı oldu ya. Şimdi bunu düzeltmek için ne yapıyorum? Ellerimi böyle alıyorum, sağa sola mı bakıyorum? Abi oraya sağa sola bakarken sana bakamıyorum ama. Aşağı yukarı. Tamam, ben bunu videonun sonrasında gerçek olarak yaparım ama siz yapın. Ay, o ne ya? Kocaman örümcek. Korumcağın bak konuşmayı unuttum yine ya. Kocaman örümceğin neyi, yani bunun neyini öğreniyoruz? Ne o? Oraya bir şey attı. Ne attı ya? Sinek mi koydu? Abi niye öyle bir şey yaptın? Örümcek onu alt ediyor. Tamam, eyvallah da yani. Oo, burada başka bir şey görüyoruz şu an. Örümcek onu nasıl ağın içine aldı, gördünüz mü? Hiç kıpırdayacak yeri kalmadı ya. Bak, üzüldüm şimdi hayvana. Abi nasıl öyle döndün de etrafını ağın içine aldın? Ya, örümcek görünce hep bir kaşıntı geliyor bana. Sanırım bu midyelerin içindeki incileri onu kırmadan nasıl alabilirmişiz onu gösterecek. Zaten de biz de her gün inci çıkartırdık ya. Yani gerçekten çok işimize yarayacak bu video.
Yalnız ne güzel bir inci çıktı ya öyle. E sen şimdi milyoner mi oldun yoksa ucuz mu bu? Ben onu anlamıyorum. Bazıları diyor ki inci çıkarsa milyoner oluyorsun. Bazıları diyor ki biz inci üretiyoruz zaten yani beleş. Nasıl oluyor şimdi? Çok hızlı bir yazı geçti okuyamadım. Bir tane delik açın diyor. Ondan sonra oraya mürekkep dökün diyor. Bu Starbucks'ın bardağı. Oradan ne yapacağız ki onu? İçini bir sürü mürekkeple dolduruyoruz. Sonra tears mı? Ne alaka ya? Tears benim bildiğim gözyaşı demek ama. Ne olacak şimdi onu merak ettim. Muhtemelen gözyaşı değildir o. Başka bir şeydir de. Ne oldu? Edmayer oradan dökülen şeyler. Ha anladım. O lav ışığı gibi bir şey oluyordu ya hani böyle top top bir şeyler uçuşuyordu falan. Onun gibi bir şey yaptı herhalde. O kadar da çok anlayamadım. Happy Meal kutularını katlamanın tek yolu. Nedir bu katlamanın tek yolu? Böyle mi yapmak? Ha bunları ne yapmak? Anlamadım ki ne yapmak. Tamam katladın. Ha kurdun. Tamam oldu yani işte. Ya ben her gün Happy Meal kutusu kurmuyorum ki abi. Nereden bileyim ya? Bir şey gösteriyorlar. Ben gösterdikleri şeyi de anlamıyorum. Bugüne kadar kimlerin bir yerleri kırıldı ve alçaya aldırdı? Yorumlara yazsın. Benim bugüne kadar hiçbir yerim kırılmadı. İnşallah bundan sonra da hiçbir yerim kırılmaz. Ama böyle oluyormuş. Yani alçıyı böyle çıkarıyorlarmış. Yani dediğim gibi kırılanlar biliyorlardır zaten de benim hiç böyle bir şey olmadığı için bilmiyordum. Yalnız o aletler nasıl daha fazla derine gitmiyor? Yani eti de kesebilir o alet. Azıcık kaydırsa oradan etini kesecek. McDonald's masalarının böyle olduğunu bugün öğrendim. Böyle miymiş? Şu an gidip birazdan McDonald's'ta bunu denemem lazım. Çünkü aynı masalar burada da var. Yani aynısı mı bilmiyorum ama buna çok benzeyen masalar var. Onu yükseltip iki masa falan yapabiliyorsunuz. Bunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Neyi? Neyi biliyor muyum ya? O Starbucks'tan falan kahve alınca böyle yumurtalık gibi bir şeyin içinde veriyorlar. Onu o arabanın oraya oturtturunca oradan dörtlük kahve oluyor. Sence ben arabamda kahve içiyor muyumdur? Arabada bir şey yenip içilmez. Bence böyle hileleri sakın denemeyin. Arabanız kirlenir ondan sonra. Herkes Redley'in çok tatlı bir baykuş olduğunu düşünüyor. Çok tatlı zaten. Tipine baksanıza. Tövbe bismillah ne oldu bunun tipine ya? Bunun saçı başı ne oldu bir anda buraları dikleşti o gözleri gitti kayboldu şu tatlılıktan eser kalmadı. Ben baykuş seviyordum bu saatten sonra sevmiyorum abi çok korkunçmuş ya. Peki muhabbet baykuştan açılmışken kimler baykuşların bu kadar uzun bacaklarının olduğunu biliyordu? Ben biliyordum ama hala konduramıyorum ya. Yani bir kuşun nasıl bu kadar bacağı olabilir? Az daha uzasaymış zaten insan bacağı olacakmış. Kuş dediğinin şu kadar bacağı olur ya. Bu video hangi ülkede çekilmiş hiçbir fikrim yok ama mağazaların ışıkları dışarıdan açılıp kapatılabiliyor. Adam da gidiyor milletin ışığını kapatıyor. Yani evet bir yerde iyi bir şey yapıyor gibi enerji tasarrufu sonuçta yani. Ama çok saçma değil mi ya? Şimdi benim odamın ışığı dışarıda olsa çok saçma olmaz mıydı? Yani bir ışığı niye dışarı koyuyorsunuz ki? Bu taktiği eğer çok fazla kırtasiyeye gittiyseniz kesinlikle bileceksinizdir. Abi bizim okulda bir kırtasiyeci abi vardı. Aynen böyle açardı ya. Her dakika onun yanına giderdim ben de. Bir sürü not falan çıkarttırırdık. Oradan biliyorum. Yani o top kağıtlar öyle elinizle falan uğraşmayın. Orada dizi koyuyorsun açıyorsun. Eğer ilaç içiyorsanız ve ilacı yarım olarak alıyorsanız bu şekilde masanın üzerinde bastırarak kırın daha kolay kırarsınız diyor. Ama ben şöyle tutup kırma taraftarıyım. Yani bugüne kadar hiç ilaç kırmaya ihtiyacım olmadı ama kırarsam şöyle kırarım. Yumurta mıydı abi o? Yoksa kayısı mıydı? Hayır, portakal. Küçük portakal mı? Ne güzel çıktı ya o. Mandalina da olabilir. Hangisi olduğuna emin değilim ama ortadan ikiye kesiyorsunuz ondan sonra ters düz ediyorsunuz. Çok güzel orada lokmalıklar oluyor. Böyle lokma lokma alıp yiyebilirsiniz. Ya da benim gibi insan gibi soyup ondan sonra canavar gibi dalabilirsiniz. Bu adamın verdiği bilgi gerçekten altın değerinde bir bilgi. Arkadaşlarınızın evinde bir misafirlikte tuvalete gittiyseniz sifona önceden bir kere basın diyor. Çünkü neden? Eğer sifon bozuksa, su az geliyorsa muhtemelen tuvaleti tıkayacaksınız. Tuvaleti tıkayan kişi olmamak için, rezil olmamak için bunu yapmanız lazım diyor. Ben zaten çok fazla misafirlikte tuvalete girmiyorum ama girersem kesinlikle deneyeceğim. Düşünsenize tuvaleti kullanıyorsunuz, sifon bozuk. Ne yapacağım ben şimdi? Rezil oldum. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine TikTok'tan çok garip bilgiler öğrendik. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer her gün bu tarzda eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.